see it. Şımaracak kimsen yoksa, hayat seni koca bir adama çevirir. Üstündeki o ağır yükler seni yavaş yavaş pişirir. Dönüp bakarsın çarçabuk geçen o yıllarına, değmeli miydi dersin o fuzuli gözyaşlarına. Teknoloji çok ilerlememişti. Çoğu şey de icat edilmemişti. Son moda ve trendlerden haberi yoktu insanların. Dünya toz pembe olmasa da bugünden daha iyiceydi. Televizyon siyah beyaz da olsa hayallerimiz çok renkliydi. Akıllısından tabletimiz ve telefonumuz olmadığından belki bir şeyleri düşlemek için bol bol vaktimiz olurdu. Koşturup dururken mahalle aralarında toz toprak içinde, susadığımızda kapısını çalacak bolca kapımız olurdu. Sık sık elektrik kesilir, mum ışığında bir odaya doluşurduk. Saatlerce elektrik gelmesin ister, geldiğine de üzülürdük. Beraberdik çünkü. Bakkalda veresiyemiz, annemiz yokken bize göz kulak olan komşumuz ve komşudan tamamlanan bir eksiğimiz mutlaka olurdu. Okulda beslenme çantamızda ekmeğe sürülen reçeldi azığımız. Okul dönüşünde elimizden tutan, eve bırakan komşu teyze de yoldaşımız. Akşam ezanına kadar tehlikesizce oyun oynadığımız mahallemiz vardı. Dertlerin de, mutlulukların da paylaşıldığı o güzelim yıllardı. Şimdilerde adı sadece dillerde kalan değerler henüz yitirilmemişti. Hala utançtan kızaran yüzler, merhametle süzülen gözyaşları vardı. Hastası varsa bir evin, hastaneye götüren arabası olan komşusuydu. Cenaze varsa mahallede, ne düğün ne eğlence o hafta yoktu. Bayramlar bayram gibiydi mesela o zamanlarda. Yalandan da olsa gülen yüzler dolanırdı sokaklarda. Yırtık ayakkabısını yamayıp oğluna yeni ayakkabı alan babalar, evladıyla ilgilenmeyi nefsine üstün tutan analar vardı. Sanki büyümüş gibi kardeşine analık yapmaya çalışan ablalar, ilk tecrübelerimizde yolumuza ışık saçan abiler bize yardı. İşte öyle garip mi garip ama güzel mi güzel yıllardı. Uzun yıllar önce vazgeçtim hayal kurmaktan. Sözüm ona, büyüyünce koca bir adam olmaktan. Büyürken anladım bu dünyanın hızla kirlendiğini. İnsanların insanlığını da dünyayla beraber mahvettiğini.